Herkese merhaba. Bugün tadını, şeklini beğeneceğiniz harika bir kurabiye hazırlıyoruz. Hem de malzemelerle. 125 gram oda odasına tereyağı, bir tane yumurta, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı pudra şekeri, bir paket karpma tozu ve bir paket vanilya kullanacağız bu tarifte. Tereyağı yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Elimizle Önce bu malzemeleri karıştırıyoruz. Daha sonra da unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Her evde bulunan malzemelerle ağızda dağılan harika bir kurabiye oluyor. Ben bugün mantar kurabiye hazırlayacağım. Şişeyle. Şeklini vermek çok eğlenceli. Herkes bu kurabiyeyi çok sevecek. Azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben toplamda 2,5 su bardağı yakın un kullandım. Siz yine de unu ilave ederken yavaş yavaş ve kontrollü olun. Ve beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bilimler zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hamurumu yoğurdum kıvamını görüyorsunuz. İsteriniz büyüklükte hamurdan parça kopartalım ve elinizde yuvarlayın. Görmüş olduğunuz gibi ben yumurtadan biraz küçük parça kopartarak elimle yuvarlıyorum. Bu malzemelerle tam bir tepsi mantar kurabiye elde edeceksiniz. İçerisinde kullanmış olduğumuz nişasta sayesinde daha kıyır kıyır ağızda eriyen bir kurabiye oluyor. Herkesin evinde bulunan malzemelerle. Çayın kahvenin yanına çok yakışıyor. Kurabiyemi hazırladım. Burada bir yemek kaşığı kakao var. Bir tane de boş soda şişesi. Eğer böyle bir şişeniz yoksa kapakla da şeklini verebilirsiniz. Kola kapağıyla da. Şişeyi önce hafif kakaoya batırıyorum ve tam ortasına hafif bastırıyorum. Eğer fazla kakao gelirse şişeye hafif sirkeleyin. Şeklini görüyorsunuz harika bir görüntüsü var. Sunumu oldukça şık ve tadı harika. Hepsini aynı şekilde şişeyle tamamlıyorum. Kurabiyeleri isterseniz kakao bulamadan da şekil verebilirsiniz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 25 dakika pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Üzerinin kızarmasına gerek yok. Altının hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. 5 dakika kadar dinlendi. Görmüş olduğunuz gibi hemen dağılıyor. Hiçbir şekilde sert bir kurabiye değil. Denediklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.